Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Şiir okumayı ve yazmayı çok severim. Bunlardan daha çok sevdiğim bir şey varsa o da şiir üzerine konuşmak. Özellikle de Türk şiir üzerine konuşmak. Türk şiir üzerine konuşmak yalnızca 100 yıla sınırlı bir şey değil. Elbette bugün Cumhuriyet dönemi Türk şiirini konuşacağız ama nasıl şiir insanın ana yurduysa, çocukluk insanın ana yurduysa, aynı zamanda bizim en eski geleneğimiz de şiir geleneği. Bizim derken bütün insanlıktan söz ediyorum. Yani insanlık aleminden söz ediyorum. Ama bizim için de Türk şiiri en eski geleneğimiz. Yani yazı sanatları içinde en eski geleneğimiz. Eski Türk şiirinden, divan şiirinden, tasavvuf tekke şiirinden, halk şiirinden, Cumhuriyet şiirine kadar uzanan geniş, derin, yüksek, büyük ve benim için de büyüleyici bir şey şiir. Çok şair var. Çok şiir var, çok dönem var. Tabii daha çok şair olmasının, daha çok şiir olmasının dünya içinde bence iyi tarafları var, barışçıl tarafları var. Çünkü şiir her şeyden önce barışçıl bir eylemdir. Belki de en iyi, en hakiki barış eylemi şiirdir. O yüzden ben ayrıca bir şiir cumhuriyeti olduğunu düşünürüm. Yani bir de şiir cumhuriyeti vardır ve o cumhuriyet içinde her şiir yazana, her türlü şiir yazana, her siyasi görüşten, her inançtan, her şiir anlayışından şiir yazana da yer vardır diye düşünürüm. Tabii süremiz kısıtlı olduğu için bütün bir eski Türk şiirinden başlayarak hepsini anlatabilecek değilim. Yalnızca Cumhuriyet dönemiyle yani 100 yıllık şiirle sınırlı bir konuşma yapmak istiyorum. Burada da belli başlı şairlere, mevcut akımlara ve önde gelen anlayışlara, şiir anlayışlarına değinebileceğim. Bizim modern şiirimiz, ya modern Türk şiiri dediğimiz, 100 yıllık Cumhuriyet dönemindeki şiirimiz, iki kurucuyla başlar. Bu kurucuların bir tanesi Yahya Kemal Beyatlı, diğeri de Ahmet Haşim'dir. Zaten bizde siyasette, şiirde, yani politikada, poetikada diyeyim, her ikisi de iki ana damar üzerinden gider. Bu ana damar, yani Tanzimat'tan beri yaşadığımız Doğu-Batı sorunudur ve buna bağlı olarak gelişen siyasal hareketlerdir ve poetik hareketlerdir. Fakat Yahya Kemal'e ve Ahmet Haşim'e, onların kuruculukuna değinmeden önce söylememiz gereken, üzerinde durmamız gereken iki önemli şair var. Bunlardan bir tanesi İstiklal Marşımızın da şair Mehmet Akif Ersoy, diğeri ise Tevfik Fikret. Bugün şiirimiz aslında bu iki ana damar üzerinden devam etmekte, akmakta daha doğrusu. Biri daha batılı, biri daha doğulu diyebileceğimiz iki farklı dünya görüşü, iki farklı inanç üzerinden yürüyor. Bildiğiniz gibi Mehmet Akif Ersoy, İslami anlayışta bir şair ve şiirler yazan birisi. Fikret ise batılı anlamda şiirler yazan daha özgürlükçü bir şair. İkisi de odaklandıkları konular şiirde yoksulluk, hastalık, çocuklar, yetimler, öksüzler. Fikret'in bir artısı var, bir farklılığı var, bir de kadınlar. Fikret bundan 100 sene, 120 sene önce kadınlarla erkeklerin eşit olduğunu, hatta kadınların daha eşit olduğunu söyleyen, savunan devrimci bir şair. Özgürlükçü ve devrimci bir şair. Ama insani özellikleri bakımından hem Mehmet Akif hem Fikret birbirine çok yakın insani özellikler taşıyan yüksek ahlaka sahip iki şair. İkisinin de o dönemde ve sonraki dönemlerde şairlikleri kadar ahlaklarının da yüksek olmasından ve birbirine benzerliğinden çok söz edilir. Dediğim gibi didaktik şiirleri var. İkisinin şiirleri didaktik. Daha çok anlatımcı şiirler. Fikret tabii istibdat rejimine karşı, Abdülhamit rejimine karşı da çok sert
tavırlar gösterdiği için şiirleri de bundan nasibini, payını alıyor. Ve bugün okuduğumuz şiirleri de, Sis şiiri, Tarihi Kadim şiiri gibi şiirler de hala o isyanı, o karşı koymayı, o itirazı duyuran şiirler. Ne yazık ki Fikret'in şiiri çok ağdalı bir dille yazılıyor. Yani tam bir Osmanlıca ile, koyu bir Osmanlıca ile yazıyor. İşte Arapça, Farsça, Osmanlıca karışık bir dille yazıyor. O yüzden Fikret'in şiirlerini bugün sadeleştirerek, Türkçe'yi bir anlamda çevirerek okuyabiliyoruz. Değerinden bir şey yitirmiyor bana kalırsa. Çünkü Fikret'in sesi çok güçlü bir ses. İtirazı çok yüksek. O nedenle de sadeleştirildiği zaman bile aslında içeriğinden bir şey yitirmiyor. Mehmet Akif'in dili ise bir anlamda daha halkçı bir dil. Şundan ötürü söylüyorum. Çünkü bugün de yani yazıldığı günkü Türkçesi anlaşılıyor ve okunuyor. Aralarında böyle bir dil açısından farklılıklar var. Fakat bizim asıl Cumhuriyet dönemi şiiri dediğim şiir tabii iki kurucuyla Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'le başlıyor. Enis Batur'un çok sevdiğim bir sözü var Cumhuriyet dönemi şiiri üstüne. Diyor ki bizim şiirimiz, modern şiirimiz gurbette doğmuştur diyor. Evet, çok doğru bir saptama. Çünkü Yahya Kemal'in de Ahmet Haşim'in de doğum yerleri bugünkü Cumhuriyet sınırları dışında, o zamanki Osmanlı vilayetleri içinde. Bir tanesi Üsküp doğumlu Yahya Kemal, Ahmet Haşim ise Bağdat doğumlu. Biri Irak, biri bugün Kuzey Makedonya olarak bilinen ülke. Yahya Kemal daha sonra macera olarak İstanbul'a geliyor, Paris'e gidiyor ve sadece şiir eğitimi görmüyor. Daha çok siyaset ve tarih eğitimi görüyor. Yahya Kemal'in bugün daha belirleyici demeyeyim ama daha çok okunuyor olması, daha çok hatırlanıyor olması aslında bir anlamda bizim şiirimizin rengi de rol oynuyor. Nasıl bir rol bu? Bizde şiir Osmanlı döneminden beri daha çok toplumsal temalara, toplumsal konulara değindikçe daha çok okunan bir şiir. Ya bu Nazım Hikmet'te de görüyoruz. İşte Mehmet Akif ve Fikret'te de görüyoruz. Tabii Yahya Kemal'de de görüyoruz. Tabii Yahya Kemal sadece yeni bir şiir oluşturmak istemiyor. Aslında milli lisan diye bir dil oluşturmak istiyor. Bu daha sonra beyaz lisan olarak şiir tarihinde yerini alacaktır. Şu demek, yani bu hem tepedekilerin hem de aşağıdakilerin yani halkın da anlayabileceği, yukarıdakilerin de anlayabileceği ortak bir dil tutturmak. Buna niye gereksinim duyuyor? Çünkü daha önce yazılan şiirler, Tanzimat şiirleri, çok ağdalı şiirler ve halkın anlayamayacağı şiirler, sadece şairlerin ve seçkilerin anlayabileceği bir şiirden söz ediyor. O yüzden de yeni bir şiir kurmak istiyor. O anlamda devrimci bir şairdir. Ve bu şiiri kurarken de bunun toplum katında, toplumsal katmanlar arasında da kolaylıkla anlaşabilecek bir şiir olmasını istiyor. Sadece bunu yapmıyor. Tabii milli bir tarih anlayışı da oluşturmak istiyor. Ve ona göre Türklerin tarihi, yani Anadolu'nun tarihi, Türklerin Anadolu'ya girdiği 1071 ile başlıyor. Fransa'dan örnek gösteriyor. Bizim de tarihimiz 1000 yıllık bir tarihtir diyor. İşte o yıllarda 900 yıldan oluşan bir tarih. Ve bunun şiirini yazıyor. Yani geçmişin şiirini yazıyor. Bugünün şiirini yazıyor ve geleceğe de bir selam gönderiyor ama asıl olarak yazdığı şeyler yani bir ulus kimliğini kazandırmak için yapılan çabalara karşılık olarak çeşitli değerlerin üstüne duran şiirler yazıyor. Bunları biliyorsunuz, Hayal Şehir, Atik Valide'den İnan Sokak, Süleymaniye Bir Bayram Sabahı gibi pek çok önemli şiir yazıyor. Geniş ve büyük ve renkli bir dünyası var Yahya Kemal'in. Çünkü pek çok görevlerde bulunmuş bir şair. Cumhuriyet tarafından milletvekili yapılmış. Uzun dönem milletvekili yapmış. Daha sonra da yine çeşitli ülkelerde elçilik görevine gönderilmiş bir şair. İşte İspanya'dan Pakistan'a, Varşova'ya kadar pek çok yerde elçilik yapmış. Şiir de bundan nasibini alıyor.
Yani şiirinde ses ve ahenk çok önemlidir. Yani bir ahenk ve ses şairidir diyebiliriz. Yine deminki toplumsal konulara değinen şiirin çok yaygın olmasında ve bunun çok okunmasında ve bu şairlerin daha çok sevilmesinde olduğu gibi bizim şiirimiz bir ses şiiridir. Sese çok dayanan bir şiirdir. Yani baktığınız zaman okunan şairler yine sesiyle de şiire katkıda bulunan, sesin de şiirde önemini bilen şairler Atilla İlhan Sözgen'i mi? Yani şiirini biz onun imgeleri için okuyoruz ama aynı zamanda onun sesini her zaman ayrıksı özel bir ses olarak da işitiyoruz. Bu Yahya Kemal ile başlayan bir şey. Yahya Kemal'de de şiirde ses vurgusu ve ses duygusu çok önemlidir. Söz gelimi Endülüs'te raks şiirini okuduğunuz zaman müziğin, sesin, ahengin buluştuğu bir şiirle karşılaşmış olursunuz. Ahmet Haşim öbür kurucusu, yani modern şiirin kurucusu. Bu arada modern şiir ne demek? Modern şiir 100 yılın başında, 20. yüzyılın başında büyük Fransız şairleri, işte Baudelaire, Arthur Rimbaud, Mallarmé, Verlaine gibi şairler tarafından yazılan, ya yani onlar tarafından geliştirilen ve sonra çeviri yoluyla başka dillere de aktarılan bir şiirin yapısal bütünlük taşıması. Yani bir şiirin artık hani beyit düzeninden çıkıp yapısal bir bütünlük taşıması, bir mimarisi olması, şiirin de bir yapısı olduğunun kavranması demek. Yani bir gelişi güzellikten çok şiirin de ilkeleri olduğunu hatırlatan ve bunun bir tür tasarım olduğunu, bir mimari yapısı olduğunu anlatan şiir, modern şiir. Ahmet Haşim de tabii ikisi de Frankofon olduğu için o dönemlerde ikisi de Fransız şiirini çok yakından izleyen, bilen şairler. İkisi de çok etkileniyor bu şiirlerden. Ahmet Haşim de tabii sembolistlerden çok etkileniyor. Ahmet Haşim'in Yahya Kemal'e göre şöyle bir özelliği var. O tamamen toplumsal olayların dışında. Yani onun izlekleri, onun temaları dış dünya ama nasıl bir dış dünya? Yani insanlar değil. Neler? Meyveler, renkler, uzak kokular. Bunlardan oluşan bir şiir yazıyor. Bunun içinde insanın payı çok az. Daha çok doğanın payı var. Yahya Kemal'in şiiri ise toplumun, insanın, tarihin şiiri. Bir anlamda şöyle diyebiliriz. Yani bunlar ikisi iki kurucu, birbirini tamamlayan kurucular. Bugünkü şiir de öyle. Yani 100 yıldan beri akıp giden şiir de öyle. Yani Yahya Kemal ve Haşim üzerinden gidiyor. Biri daha anlatımcı bir şiir, toplumsal olan üzerinden. Birisi daha imgeci bir şiir, dış dünya üzerinden ya da insanın iç dünyası üzerinden akıp giden bir şiirden söz etmek mümkün. Haşim'in tabii aynı zamanda onun da dili şeye göre Yahya Kemal'e biraz daha Osmanlıca bir dil. Onu hala anlayabiliyoruz bazı şiirlerini. Ama dediğim gibi daha çok yaygın olan şiir toplumda Yahya Kemal'in şiiri. Bizim Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'den sonra büyük şairlerimiz olarak tabii bence Türkçenin en büyük şairi olan Nazım Hikmet geliyor. Nazım Hikmet'i Türkçenin en büyük şairi olarak düşünüyorum. Şundan ötürü düşünüyorum. Yani her dilden bir tek şair bir müzeye alınsa geleceğe kalmak üzere herhalde bu eskilerden Yunus Emre olurdu. Cumhuriyet döneminden de Nazım Hikmet olurdu diye düşünüyorum. Tabii bunun nedenleri var. Bunun nedenleri şöyle. Nazım Hikmet bildiğiniz gibi poetik kimliği, yani şiir kimliği kadar politik kimliği de öne çıkan bir şair. Hatta insanların daha çok politik kimliğinden ötürü tanıyıp sevip ya da sevmediği bir şair. İkisi de birbirinden önemli kimlikler bunlar. Nazım Hikmet'in şiirini onun politik kimliğinden ayıramazsınız. Ayrılmaz ayrıca. Ya aşka bakışı bile onun politik kimliğinden kaynaklı bir bakıştır. Elbette bir muhafazakarla bir devrimcinin aşka bakışı farklı olacaktır. Nazım Hikmet de kendi dünya görüşüne göre bir bakış olacaktır. O nedenle de ikisi de birbirine karışan kimlikler. Nazım Hikmet 1920'de Moskova'ya gittiği zaman orada tanıştığı şair Mayakovski, bildiğiniz gibi
o yıllarda ve sonraki yıllarda dünyanın en önemli öncü şairler arasında yer alan büyük bir şair. Gelecekçi bir şair, fütürist bir şair. Şiirde değişiklikler yapan, aynı zamanda içeriğin biçimi belirlediğini, onu değiştirdiğini, değiştirebildiğini savunan bir şair. Yani toplumcu gerçekçilikte olduğu gibi sadece önemli olan içeriktir demeyen, biçimi de içeriği belirleyebileceğini savunan ve bunu şiirlerinde gösteren bir şair. Nazım Hikmet de tabii çok kişisel yapısı da çok coşkulu olduğu için, politik kimliği, kişisel yapısı çok coşkulu olduğu için her zaman yeni olana rağbet eden bir şair. Geleceğe, ileri olana rağbet eden bir şair. Dünya görüşte bunu gerektiriyor hiç kuşkusuz. O nedenle ilk etkilerini Mayakovski'den alıyor. Ve Nazım Hikmet'in önemli şiirler arasında yer alan Salkım Söğüt, Bahri Hazer gibi şiirleri makinalaşmak istiyorum. Şiiri gibi şiirleri de Mayakovski etkisinde yazılan hem merdiven şiir tarzı dediğimiz bir dizilişi hem de yine sese dayanan bir şiir. Yani sesli okumaya, performansa dayanan bir şiir. Nazım Hikmet evet devrimci bir şairdir. Yani Türk şiirinin en devrimci ismidir. Bunu sadece politik kimliği için söylemiyorum. Yaptıkları için de söylüyorum. Çünkü yani aruz geleneğinin sürdüğü bir toplumda hala divan şiirinin aruz geleneğinin sürdüğü bir toplumda bir taraftan da halk şiirinin ölçüsü ve cumhuriyetin de aslında ölçüsü olan hecenin de olduğu bir ortamda tamamen serbest şiiri başlatan bir şair. Evet serbest şiir bundan önce Ahmet Haşim'le de başlamıştı ama asıl büyük şeyini ne derler asıl o şiiri büyüten şair Nazım Hikmet'tir. Kendi düşünce serbestliğinden şiirin serbestliğine uzanan bir şey yapıyor. Bu serbestlik nereye kadar gidiyor? Nazım Hikmet büyüklüğünü şundan ötürü söylüyorum ayrıca. Mesela karşı olduğu bir rejimin, Osmanlı'nın saray rejiminin şiiri olan divan şiirini de şiirlerinde kullanmaktan çekinmiyor. Yani bu aristokrasinin, seçkinlerin şiiridir, benim karşı olduğum sınıfın şiiridir demiyor. Evet o sınıfa karşı ama onun yarattığı bir şey varsa onu da toplum büyük insanlık dediği, büyük insanlık dediği toplum lehine de kullanan bir şair. Nitekim benim en sevdiğim kitabı Şeyh Bedrettin Destanı'dır. Tabii hepsi birbirinden büyük kitaplardır ama en çok okumaktan lezzet aldığım, sesli olarak okuduğum kitabı da Şeyh Bedrettin Destanı'dır. Şeyh Bedrettin biliyorsunuz Osmanlı'ya isyan eden bir din alimidir, din adamıdır. Ve onun destanını yazan, onu aslında Türk halkına tanıtan da Nazım Hikmet'tir. Yani Şeyh Bedrettin Destanı kitabıyla herhalde 30'larda olsa gerek, 34'te sanıyorum. O kitabı yayımlayarak onu bir anlamda keşfeden şairdir. Ve orada da kullandığı dil tam divan şiirinin dilidir. Yani divan şiirinin mazmunlarından tut başka sanatlarına kadar pek çok şeyi kullanarak ona karşı çıkan bir din alimin şiirini yazmış bir isimdir. Büyük bir destancıdır Nazım Hikmet. Tabii yani sadece Şeyh Bedrettin Destanı değil aynı zamanda Kuvayi Milliye Destanı biliyorsunuz. İşte 3 yıl sonra 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin kurulmasına başlatan öncü güçlerin yani Kuvayi Milliye'nin de bağımsızlık destanımızı yazan Nazım Hikmet'tir. Rubailer, rubailer de biliyorsunuz Farsça'dan gelen sonra Osmanlı'da divan şiiri içinde yer alan bir şiir tarzı. Nazım Hikmet hapishanede yattığı zaman Çankırı Hapishanesi'nde belki de Cumhuriyet döneminin en güzel, en dokunaklı, en içli, en özlü rubailerinde yazmıştır. Son kitabı ise Memleketimden İnsan Manzaralarıdır. Yani büyük boyutlu son kitabı Memleketimden İnsan Manzaralarıdır. Orada da bambaşka bir dil tutturmuştur. Yani 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla beraber İstanbul Haydarpaşa'dan kalkıp bütün Anadolu dolaşacak bir tren dolayısıyla vasıtasıyla bir anlamda ülkeden, Anadolu'dan insan yüzleri, memleketimden insan yüzleri, portreler çizmiştir. Kimi işçidir, kimi jandarmadır, kimi köylüdür, kimi öğretmendir, kimi işçidir, kimi memurdur, kimi askerdir. Yani memleketteki bütün
insan yüzlerini sınıfsal olarak ayırmadan o bir tür destan aslında memleketten insan manzaraları. Orada hepsinin de hikayelerini ayrı ayrı yazmış. Ve büyük şeye baktığımız zaman, büyük resme diyelim baktığımız zaman da Türkiye'nin, Anadolu'nun o yıllardaki şeyini görürüz, manzarasını görürüz. Ben bunu belgesel şiir diye adlandırıyorum. Yani bir tür belgesel yapmıştır, çok büyük bir belgesel yapmıştır. Diyeceğim, Nazım Hikmet hem getirdiği yenilikler hem de Türk şiirini ele alırken sadece geleceği değil, aynı zamanda Türk şiirinin geçmişine bakarak, onu yeniden yorumlayarak günümüze getirmesiyle de büyük bir şairdir. Bir başka tabii Nazım Hikmet deyince anılan diğer şair Necip Fazıl Kısakürek'tir. Bunu hep söylüyorum çünkü şuradan Mehmet Akif Tevfik Fikret diye başladık. Yahya Kemal Ahmet Haşim, sonra da büyük öncü şairler arasında Nazım Hikmet'ten sonra da Necip Fazıl anılır. Hem farklı bir dünya görüşünden ötürü, farklı bir inancından ötürü, hem de şiirinin farklılığından ötürü ikisi de karşılıklı olarak anılırlar. Necip Fazıl, o da ilk başlarda mistik, bohem bir şiir yazan bir şair. Daha çok böyle insanın varlığı, iç dünyasını ele alan bir şair. İşte otel odalarından, işte karanlıklardan, sokaklardan yola çıkarak daha çok bireyin şiirini yazan bir şair. Bireyin yalnızlığını, açmazlarını dile getirmeye çalışan bir şair. Daha sonra iki dönemde de İslami bir anlayışla şiirler yazmaya başlıyor. Şiirin tek gayesinin Allah'a ulaşmak olduğunu söylüyor. Bir amacı, bir doğrultusu olduğunu söylüyor. Bu amaçla şiirler yazan bir şair. İki dönemi var. İşte ilk dönemi aslında mistik dediğimiz, bohem dediğimiz bu insanın yalnızlığını, bireyin açmazlarını dile getiren otel odaları, karanlıklar, sokaklar gibi şiirleri. İkinci dönem ise işte Mehmet'in türküsü, Zindan'dan Mehmet'e Mektup, Sakarya türküsü gibi daha milliyetçi ve İslami ağırlıklı şiirler. İki dönemde de değerlendirmek mümkün Necip Fazıl'ı. O yıllarda tabii ortaya çıkan başka bir şiir anlayışı 1940'larda. İki şiir var o yıllarda ortaya çıkan. Bir tanesi 1940 toplumcu kuşağı. Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı başlamak üzere ve tam o yıllarda sosyalist eğilimli, sol eğilimli, Nazım Hikmet'in izinden giden şairlerin oluşturduğu bir grup var. Bunlar kimi dergiler aracılığıyla şiirlerini yazıyorlar. Cahit Irgat, Ömer Faruk Toprak, Enver Gökçe, Ahmet Arif, Hasan gibi şairler var bunların içinde. Rıfat Ilgaz gibi şairler var içlerinde. Bunlar hemen hemen hepsi de Nazım Hikmet'in izinde şiir yazıyorlar. Tabii bunların aynı başarıyı gösterdiği söylenemez. Zaten bildiğiniz gibi bir büyük şairi, büyük şairi yapan sebepler vardır. Yani diğerlerini ayıran, biricik kılan sebepler vardır. Bazıları da o şairi, onun anlayışına öykünürler, özenirler. Ama asla hiçbir şairin, hiçbir öykünülen şair kadar büyük bir şiir yazılamaz. Onlar da kendi çaplarında dönemleri için iyi şiirler yazmışlardır. Onların bir önemi de Atilla İlhan'ın dediği gibi fedailer mangası der onlara, kırk kuşağına. O yıllarda kendi seslerini, baskılara karşı seslerini duyuran şairlerdir. Ama asıl önemlisi tabii 1941'de bir ön sözle, garip ön sözüyle çıkan bir akımdır. O da nedir? Garip akımıdır. Birinci Yeni adını verdiğimiz akımdır. O işte o da bizim Cumhuriyet döneminin, 100 yıllık dönemin bence tek akımı olan şiiri yazmışlardır. Garip akımı. Garip diye bir kitap çıkarıyorlar 1941'de. 3 tane şair. Bunlar başlarında Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat. Onların da amacı bir anlamda şiiri halka ulaştırmak. Halka ulaştırırken de bunun basit, kolay, anlaşılabilir, biraz humor katılmış, biraz mizah katılmış, insanların kolayca ezberleyebileceği, hatta ben de yazabileceğim, ben de yazabilirim diyebileceği tarzda şiirler. Bunlar dediğim gibi çok uzun olmayan kısa şiirler, açık, yalın, anlaşılır bir dille yazılmış şiirler.
ve kendi ön sözlerini dile getirdikleri gibi küçük insanların, sıradan insanların, orta halli yoksul insanların dertlerini, sıkıntılarını, üzüntülerini, sevinçlerini, hastalıklarını, geçimlerini, ev hallerini, sokak hallerini, iş hallerini, tümüyle insanlık hallerini dile getirdiği şiirler. Belki de Cumhuriyet dönemi şiirinde yazıldığı anda, yazıldığı zaman karşılığını bulan tek şiir diyebiliriz Garip için. Yani yazılıp yayımlandığı zaman dergilerde insanlar okuduğu zaman bu şiir hakkındaki beğenilerini dile getiriyorlar. Çok sevilen bir şiir oluyor. Genellikle şiir yazıldığı zaman, genellikle diyorum her zaman değil, çok anlaşılan, çok okunan bir şey olmaz. Genel olarak bir süre sonra anlaşılır. Bazen şairler öldükten sonra, o dönem geçtikten sonra anlaşılır. Fakat Garip şiiri tam da amaçladığı gibi halka yazıldığı andan itibaren ulaşmaya başlıyor. Bugün bakın aradan yani 1940-80 yıl geçmiş olmasına karşın Orhan Veli hala bugün sanki canlı bir şair figürüdür. Sanki yaşıyormuş gibi. Ondan dizeler anımsarız. Bazen ondan olduğunu bilmeyiz ama o dizeyi anımsarız. Sonra biri der ki ya bu Orhan Veli'nin neredeyse anonim olmuş şeyler söyler. Orhan Veli ve arkadaşları, diğerleri de Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat. Ne yazık ki 36 yaşında bir kaza sonucu vefat ediyor Orhan Veli. Diğer şairler daha uzun ömürlü oldular, daha uzun süre yaşadılar. Ve onların yeni şiirler yazma, şiirlerini değiştirme olanakları oldu. Bununla neyi kastediyorum? Orhan Veli sonuna kadar, ölümüne kadar Garip şiirini sürdürdü. Ama Melih Cevdet Anday ile Oktay Rıfat 5 yıl sonra Garip şiirin kitabının ikinci baskısında imzalarını çektiler. Yani akım sadece şeye kalmış oldu. Orhan Veli'ye kalmış oldu. Fakat diğer iki şair de kendi yollarında şiirimizin büyük şairleri oldular. Ben onlara dünya şairleri diyorum. Yani dünya çapında şairler. Melih Cevdet Anday Anadolu mitolojisini gündeme getirdi ve onun üzerinden şiirler yazdı. Oktay Rıfat ise pastoral bir şiir, bir kır şiiri yazmaya başladı. Doğanın şiirini yazdı. İkisi de gerek şiirleriyle, gerek yazılarıyla edebiyata büyük katkıları olan iki şairimizdir. Tabii akımlara girmeyen, belli adlar altında gruplandırılamayacak pek çok şair var. Bunlardan bir tanesi de Fazıl Hüsnü Dağlarca. Tam adı gibi, soyadı gibi aslında Dağlarca. Dağlarca şiir yazmış bir şair. 150 kadar şiir kitabı yazmış. Bu tabii hem Türkiye için hem de dünya için inanılmaz bir sayı. 150 tane kitap yazmış ama bunlar hiçbiri sıradan kitaplar değil. Hepsi de kozmik bir akış içinde, kozmik bir oluş içinde neredeyse evrenin şiirini yazmış bir şair. Henüz 24 yaşındayken ikinci kitap olan Çocuk ve Allah kitabı bildiğiniz gibi hem Dağlarca'nın hem de bizim şiirimizin başyapıtları arasındadır. Aşılamaz kitaplardandır. 24 yaşında öyle bir kitap yazmış olmak da gerçekten ancak bir mucizeyle açıklanabilir bir şeydir. Başka bir büyük şairimiz Behçet Necatigil. Necatigil de evlerin şair olarak alınmasına karşın bence sadece evlerin hali değil, İnsanların halini, geçim halini, çocukların halini en iyi dile getiren şairlerden bir tanesidir. Nasıl bir birleşim yapmıştır? Divan şiirini günümüz şiirinde yeni şiirle buluşturarak sürdüren bir şair olmuştur. Hep divan şiirinin, geleneksel şiirin inceliklerini Necatigil'in şiirinin altında şey yaparız, sezeriz ve hissederiz. 1940 deyince tabii anmamız gereken iki tane büyük şair var. Bunlardan bir tanesi Ahmet Arif. Ahmet Arif de bildiğiniz gibi Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu coğrafyasının bir anlamda dilini de katarak, nidalarını katarak, söyleyişini de katarak tek kitabıyla, Hasretinden Prangalar Eskittim kitabıyla 1968 yılından beri 50 yılı geçmiş, hala okunan, hala çok sevilen büyük bir şair. Toplam 30 şiir bile yok. 27-28 tane şiir var ama her okuyuşumuzda yeniden ilk kez okuyormuş duygusunu veren, çoğu da bestelenen, şarkı olarak da bildiğimiz şiirler yazmış büyük bir şair. Diğeri Atilla İlhan.
Atilla İlhan 40 kuşağı şairi sayılır ama 40 kuşağından bağımsız bir şair aynı zamanda. Tam da o dilediği, düşlediği gibi şiirinde ulusal bir bileşim, sentez gerçekleştirmiştir. Divan şiiri de vardır, halk şiiri de vardır, modern Fransız şiiri de vardır. Sinema da vardır şiirinde. Kendi deyimiyle sinematografik imgeyi Türk şiirine ilk getiren şairdir. Şiirini okuduğunuz zaman zaten o efektleri duyarsınız, o şeyi, sinemayı görürsünüz. O yüzden de çok önemli bir şair olduğunu düşünüyorum. Ve bir anlamda da şiiri sevdiren şairlerden. Bazı şairler şiiri sevdiren şairlerdir. İşte Yahya Kemal gibi, Nazım Hikmet gibi, Orhan Veli gibi, Atilla İlhan da şiirin sevilmesine yol açan şairlerden birisidir. Gülten Akın'ı anmak lazım. Gülten Akın tabii hem Cumhuriyet döneminin hem Türk şiirinin en önemli kadın şairi, en incelikli kadın şairidir daha doğrusu. Bildiğiniz gibi onun da pek çok destanları, pek çok kitabı var. Can Yücel'i anmak lazım. Yine özgün şairlerimiz arasında. Can Baba da büyük bir lirizmle, Can Baba diyorum çünkü öyle anılıyor. Can Baba da büyük bir lirizmle ironiyi birleştiren ve sonuna kadar politik şiir yazan çok önemli bir şair. Belki de Türk şiirinin son yüzyıldaki gülmece ustası diyebiliriz. Yani hani şiirimizin yüzünü güldüren bir şair diyebiliriz. Çünkü bizim şiirimiz genel olarak doğu şiiri olduğu için orada da daha çok ağıda, acıya, kedere yaslanan bir şiirdi doğal olarak tabii. Can Baba bunu biraz daha açmış, yüzünü güldürmüştür. Sözleriyle, tabii araya kattığı ironilerle yüzünü güldüren bir şair olduğunu söylemek olası. Tabii şiirimizin ikinci büyük kalkışması dediğimiz kalkışma ikinci yeni kalkışmasıdır. İkinci yeni, birinci yeni gibi garip gibi bir akım değildir. Bir serüvendir. Farklı şairlerin 1950'li yıllarda hem dönemden, hem düzenden, hem dünyadan, sistemden duydukları rahatsızlığı yeni bir şiir diliyle buluşturmalarıdır. Biraz da bu aslında garip akımına, birinci yeniye karşı bir tepkidir. Çünkü garip akımında imgeyi, müziği, söz sanatlarını, şiir sanatlarını her şeyi şiirden kaldırmışlardı. Bunda başarılı olmuşlardı. İkinci yeni için derler ki imgenin itibarını yeniden iade etti. Yani şiirin yeniden imgeyle buluşturan şiir ikinci yenidir. Bugün yani aradan 60-70 yıl geçmiş 2020 yılında ve en çok okunan şairlerimiz ikinci yeni şairleri. İşte Cemal Süreya bugün gençlerin en çok okuduğu, paylaştığı, sevdiği şair. Turgut Uyar, Edip Cansever, İlhan Berk, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer. Bunlar ikinci yeni şiirinin yedi güzel adamı. Evet, yedi güzel şair, yedi güzel adam var. Bunlar da ikinci yeninin yedi güzel adamı diyebileceğimiz şairler. Bu arada tabii şiirde muhafazakar anlayışları da yazan şairler de var. Bunu Necip Fazıl'la başlamıştı biliyorsunuz, söylemiştim. İkinci yeni içinde yer alan Sezai Karakoç da o da yine bu muhafazakar anlayışın temsilcilerinden büyük bir şair. Daha sonra bu başka Cahit Zarifoğlu, Ebu Bekir Eroğlu, İsmet Özel, Cahit Koytak diye devam eden ve bugün pek çok genç şairin de örneklerini verdiği bir anlayış. Bizim şiirimizin tabii ikinci yeniden sonra ikinci yeniden kaynaklanan önemli şairleri de var. Hilmi Yavuz. Hilmi Yavuz hem önemli bir şair hem ilk çıkışını ikinci yeni çevresinde yapıyor. Ve o gelenek dediğimiz bugün divan şiiri geleneğini sürdüren şairlerin başında gelir. Tam olarak divan şiiriyle buluşturduğu bir yeni şiiri var. Aynı zamanda biraz da mistik bir şiir. Mistik şiir demişken tabii Asaf Halet Çelebi'yi de anmak gerekiyor. O da 1950'lerde gerek İslam felsefesi, gerek Budizm, gerek Doğu felsefesi, Uzak Doğu Hint felsefesiyle şiirini kuran önemli bir şair. Yine hececiler arasında Ahmet Muhyip Tıranas, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da anmadan geçmemek gerekiyor. 1960'lara geldiğimiz zaman yine çok çeşitli bir şiir anlayışı çıkıyor karşımıza. Hemen öncesinde Özdemir İnce'den söz etmek gerek. Özdemir İnce de ilk çıkışını ikinci yeniyle yapmış. Daha sonra bağımsız bir şiir kurmuş. Önemli öncü şairlerimizden bir tanesi ve bir şiir düşünürü aynı zamanda, onu da söylemek gerekiyor.
60'lı yıllar pek çok şair yetiştiriyor. Ve 70'li yıllarda yetişen en önemli iki şair Atol Behramoğlu ve İsmet Özel. Yani bunlar daha sonraki kuşakları çok da etkileyen şairler. Siyasi olarak da aynı yolda yürüyen şairler. Fakat daha sonra 1971 askeri muhtırasından sonra İsmet Özel yolunu ayırıyor ve İslami bir anlayışa yöneliyor. Atol Behramoğlu bildiğimiz laik, demokratik yolda devam ediyor. İsmet ise İslami bir anlayış seçiyor. Dediğim gibi büyük şairler, Türk şiirini çok etkilemiş şairler, sağ sol demeden ikisi de. Günümüzde de özellikle İsmet Özel'in şiirlerinin İslami kesim şairler üzerinde olduğu kadar laik kesimde de çok etkisi olduğunu söylemek olası. Evet, yani Cumhuriyet dönemi şiiri tabii 80'lerden günümüze kadar pek çok şair barındırarak, yeni şairler ekleyerek, 10 yılda bir kuşakları yenileyerek, şiir dergileri, şiir anlayışları akımlarıyla bugün geldiği noktada deneysel şiir, somut şiir, görsel şiir dediğimiz farklı açılımlarla devam eden bir şiir. Ve özellikle 1980'den günümüze pek çok kadın şairin de yer aldığı bir şiir. 80'lere kadar çünkü çok az kadın şair var. Yani andığımız Gülten Akın var, rahmetli Senur Sezer var, Melisa Gürpınar, Türkan İldeniz gibi belki 4 şair var. Ama 80'den günümüze kadın şair sayısı çok artmış durumda. Tabii bu da aynı zamanda şiirimizin ne kadar bereketli, ne kadar yüksek, ne kadar derin ve ne kadar herkesi buluşturabildiğini gösteren bir şiir olduğunu söylüyor. Cumhuriyetimizin 97. yılında şiirimizin yaşayan şairlerinden örnekler sunuyoruz. Ben Cileyim Gazel. Söyledim bütün söyleyeceğimi bencileyin. Kimi apaçık, kimi imalı mıydı sencileyin? Serencam eyleyip de derledim ol senderi. Nice masallar, kaybedişler hiç bilmediğim. Aşk bahsinde sözün kıymeti azdan az. Fiil ve fail aslalandır ki bilmez değilsin. Sorular sordum ürperen börtü böceğe. Yanıtı, ustalığı dediler bir örümceğe. Taşı konuşturan sarhoş ormandan geçtim. Hangi kelimeyi aralasam rüzgarıydı şiirin. Çöl yorgun düşmüştü Arap baharından. Öyledir diye kayıtlı günlüğünde şairin. Su çatlağı, ses yankısını bulunca yeyin yeyin. Kalbe işleyen yeni bir cümle edinmelisin. Gelince vakit durulur mu sığda derinde? Zapt edilmez bir itirazı vardır haysiyetin. Arkadaşlar, önce ben ürktüm sesimden. Unutmayın, tuhaf bir asaleti var ölümün. Telli Ahmet, söyledin söyleyeceğini sencileyin. Kalırsa kalmış olsun, biter mi söz dediği? Ötesi. Biri onu denize götürsün. Er geç öğrenir yüzmeyi. Suda, acıda, aşkta ağırlığını yok sayacak. Hepsi bu. Kulağına bir anahtar sokup çevirsin. Kaybolur sesler. Bağrılması gerekirken susulmuş şeyler. Ağustos böceği cayırtısı halinde kasabanın üstüne çöker. Herkes istediğini duyar bu gürültüden. Birden öğrenir yüzmeyi denizaltı ormanına bakarken. Salıverir bedenini ya da o kopup gider. Sonra kral kim, sonra saat kaç. Boylamasına tek bir siyah çizgi taşıyan balık etrafında dönüp bir çember çizer. Salıverir aklını düşüncelerden. Bir köpekle de yüzsün, bir erkekle de, kayasından kopmuş bir midye ile de yüzsün. Orada deniz mi var diye baktığı yerde, olmayı bulamamış bir dip, durmayı bulamamış bir yüzey. Korkmasın denizin deniz gibi olmasından, inciri satmayı bulmuş insandan korksun. Tuzda da pişsin, acz ile de, terde de.
Denizde yazı yok, sözü duysun, söz sürsün. Bağırılması gerekirken susulmuş şeyler, kurbağa cinneti olarak gelir, çekirge istilası halinde iner. Er geç öğrenir yüzmeyi, kendinde, ötede, halde. Karıştırılan çayların girdabı yetmez, biri onu denize götürsün. Böbeklerin ulusu yok. İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Böbeklerin ulusu yok. Başlarını tutuşları aynı. Bakarken gözlerinde aynı merak. Ağlarken aynı seslerinin tonu. Böbekler çiçeği insanlığımızın. Güllerin en hası, en goncası. Sarışın bir ışık parçası kimi, kimi kapkara üzüm tanesi. Babalar, çıkarmayın onları akıldan. Analar, koruyun bebeklerinizi. Susturun, susturun, söyletmeyin. Savaştan, yıkımdan söz ederse biri. Bırakalım sevdayla büyüsünler. Serpilip gelişsinler fidan gibi. Senin, benim, hiç kimsenin değil, bütün bir yeryüzünündür onlar, bütün insanlığın göz bebeği. İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Bebekler çiçeği insanlığımızın ve geleceğimizin biricik umudu. Düş dönüşleri. Çoğaldıkça azaldım. Gözlerim yandı gördüklerimden. Bu baldıran, kertenkele, böğürtlen. Kah uzandım kumsallara tembel tembel. Güneş patikasında yol aldım. Kah ayna tuttum kara. Yansımasında her şey çıka geldi birer birer. Ufak tefek kadınım. Ufacık gölgeler bıraktım asfaltlara. Bin kapıya umut saldım, elleri boş döndüler. Meşe yaprakları hışıltısında akşamların, su başında testilerini kırdı sevmeler. Öfkelerle alazlandım. Ufak tefek kadınım, gölgelerim küçücük. Bu kadar büyük aşkı kimse ummuyordu bedenimden. Dünyada çok önemli şeyler oldu. Ama ben de sizin eve baktım. Bir tayın bir taya baktı, bir tayın bir taya uzun uzun baktı. Bir tayın bir tayı bıraktığı gibi dünyada çok önemli şeyler oldu. Atlar yalnız kalmamak için bu kadar koşarlar diyen o at, yalnızlar koşarken de yalnızdır diyen o at, yalnızlar öperken de yalnız, ben sana sımsıkı sarılırken de o at buramdaydı. Bu ses nereden geliyor dediğim o gün, göğsümdeki at kardeşlerim. Göğsümdeki at yere uzandı. Dünyada çok önemli şeyler oldu. Hem ölmedim yüz koyun, hem alnımda yeryüzü, ölürüm dediğim yerde ev yaptım. Sözler. Burada kal, öğlen avlusunda. Zamanın yalın diline yerleş. Ufka bakmanın meraklısı ol. Maviye, beyaza, gündüze çalış. Zakkumu anla. Ağusu tenime sürdüğüm merhemdir diye beni mırıldanıp şaşırt. Ağustos'un hummalı böceğini, onun terli şarkısını gayret et Türkçe'ye çevir. Taşlığı yıkamanın, asmayı budamanın, çıplak ayakla yürümenin hayli zengin üslubunu edin. Burada kal, kalıcı zamanda, öğlen avlusunda. Arın gövdenden, kendin oluncaya kadar soyun. Ferah sular dökün, derin uyu. Zamanın geçişini duyuyorum. Zamanın geçişini duyuyorum. Kulağa fısıldanan bir söz gibi. Tek bir yaprağı bile kıpırdatmadan geçer rüzgar gibi. Zamanın geçişini duyuyorum. Yalnızca bir çıtırtı, odada gezinen ses, yerine getirilmemiş yemin gibi. Zamanın geçişini duyuyorum. Bize vaat edilen süre bir çan sesi gibi eridi.
Bir ezan ağızdan ağza çoğaldı, ulaştı yerine. Gözlerimi kapadığımda o eski kent, o yüksek minare. Zamanın geçişini duyuyorum, kentin tam ortalık yerinde. Burada böyle kalmış gibi, gözleri açık, gökyüzüne bakmaktan yorgun bir düşünce gibi geçen zamanın sesini duyuyorum. Zamanın geçişini duyuyorum, yanımdan geçip giden insanlar gibi. Uzakta, karanlıkta kaybolan, tanıdık bir ses dikimi, kime bir daha duyulmayacak bir anın sürtünmesi, boşluğa sallanan el, bir veda bilmecesi gibi geçen zamanın sesini duyuyorum. Yaralı kentim benim, içinden geçen zamanı duyuyor musun sen de? Ayasofya'dan taş atımlık mesafe, Fatih'e ulaşan rüzgar ve oradan nereye gittiği belirsiz bir zamandı. Yaşadık biz de, yıkandık sularında, savrulduk bahçelerinde, bu alçakça yağmadan hemen önce sana benzeyen bir düşünce gibi geçen zamanın sesini duyuyor musun? Zamanın geçişini duyuyorum. Islık çalarak ilerliyorum ursamazca. Dokunduğu çocuk bir genç oluyor birden. Kendine şaşıran insanlar görüyorum. Aynaya uğrayan bakışlarda. Kimse girmiyor oraya. Kimse sormuyor nereye. Zamanın sesi bu diyorum. İçimde gezinir ürpertiye. Zamanın geçişini duyuyorum. Biliyorum herkes farklı bir sesle duyar bunu. Farklı bir renkle, bir tat belki, bazen buruk, içimizden asla kopup gitmeyecek bir duygu, bir ilk aşk endişesi gibi göz pınarlarını zorlayan zamanın geçişini duyuyorum. Zamanın geçişini duyuyorum, nereye gittiğini bilmiyor kimse. Zamanın geçişini duyuyorum, kapımı açıyorum, deniz buluyor içeri. Yeni umutlar. Yeni kuşlar edineceğiz başka pencerede. Yeni toprak, yeni ağaç, yeni aşıyan. Gürültüyü, patırtıyı, kötülüğü bırakıp karanlık kalabada yeni ses, yeni sessizlik, yeni insanlar. Kederle anımsayacağız kimi yılları. Kimi yıllar damağımızda hep akide tadı. Kapanmış kitapların kapağını açacağız usulca. Tozunu alacağız derinlerde unutulmuş şiirlerin. Yeni harf, yeni okunuş, yeni sözcükler. Çok zamandır aşkım demedimdi bir kuşa. Baştan aşağı aşktan ve ateşten bir kuşluğun kapısından gireceğiz. Göz gözümde, el elimde, kıvılcım kalbimde. Yeni iki göz, yeni iki el, yeni umutlar. Makas. Soruyorsun, güne başlamaların neden böyle? Yaprakların üzerinde yürür gibi hışır hışır. Ellerin sürekli topluyor bir boşluğu. Neden? Diyorum, hangi yola başlasam, içimde ölümlü bir nefes. Dönemeçler, patikalar ve kağıttan evler. Kendime kılavuz bildiğim kuşlar, yangınlara uçuruyor beni. Oysa beni bütün yolların ortasından başlatmalar. Acının da paylaşımcı bir tarafı var. Bölüştürüyor kendini zamanı. Ama kalanlardan olmak ne zor sevgilim. Ve olmayanın kelimeleriyle başlamak güne. Gördüğüm en son kar henüz erimedi bende. Çiğ taneleridir dilimde tuttuğum. Ondandır içini soğuturum seni her öptüğümde. Diyelim bir an yaşadığıma inandım seni sevince. Cüret ettim yaban atlara ve çayırlara. Bir onların yeleleri, bir de senin gözlerin düş. Göremem, koşturur dururum kendi içimde. Soruyorsun, yıldızları saymaktan usanmadın mı diye. Bir güz ikindisinde durup durup hatırladığım ne? Çok zamandır hırçın bir makas duruyor elimde. Diyorum, kestiği bir kumaş, kağıt olmayacak. Sorma bana sabah akşam çiğnediğim bu gül ne? Onu yuttuğum gün enime boyuma tüm dikey ve yataylığımla beni de senden kesecek. Anlamlar 2. Zamanın kıyısız gemisinde yanlış fotoğraflarım yoktur. Yanmış fotoğraflarım yoktur zamanın pişman gemisinde. Akşamı tırmalayan huzursuzluk bin yıl arkamdan gelir. Kim gördü? Yalnız bir fotoğrafta yanmış tek hatıra yoktur.
hatırayı elleyen bir anne kadar yorgun ve uzaktayım. Bıyıkları kendinde bir sokak kedisiyle ansızın paylaştığım, serüvenin ellerinde cam olan sandığım ne varsa, beklenen dağılmanın yüzde bir yağmur gibi kırıldığı andayım. Adımdan eksilen her yerde kendimden kalan şeylerleyim. Kim bilir kimlerle, yüzünü bir kez dahi görmediğim, anı diri tutan ne varsa, acı zamanda yaslandığım bir asa, bu anlam kıyımında yüz yıla eksilmeyen sözlerleyim. Zamanın kıyısız gemisinde kaptanım ve miçom yoktur. Bilinir dönülecek yer yoktur zamanın pişman gemisinde. Bin yıl arkama dönsem daha bin yıl arkamdan gelir. Kim duydu? Avare bir bulutu takip ediyordum. Kendimi Jardin de Plant'ın giriş kapısında buldum. Ne ilgisi var diyebilirsiniz. Bence devrimi hazırlayan ufarak ön devrimlerden biri bu. Buffon 1785 yılında ekmiş tohumunu İstanbul'dan ya da Eskişehir'den getirttiği çınarı. Her yıl dökülüyor gövdesinden çatlayarak kabukları. Alttan çıkan deri erguvan kokuyor. Rüzgarın dolaştığı yapraklarda mahur beslenin ne ilk ne son provası. Bulut birkaç sert damla bırakıyor, çarçabuk uzaklaşıyor sonra. Bahçenin yüce bir köşesine kurmuşlar yabanıl arılar için oteli. Bekçisi soruyor hemen, nereden geliyorum? Doruk karı hiç erimeyen dağların eteğinden. Uzaktan, hem çok uzaktan. Kime yarayacaksa simsiyah acı balım. Boş petekleri bir gecede dolduracağım. Kuzey ucundan kırılıyor tam tepedeki bulut. Magnolia Sulangeo yazıyor künyende. Sanmam ki derdin tasan olsun bu. Ne kimin tohumunu buraya taşıdığı belli, ne kaç yaşına geldiğin, gelebileceğin. Edip Cansever'i tanımış olabilir misin? Geceleri bir başına amansız kokuyorsun. Nereden mi tanışıyoruz? İlahi kiraz ağacı. Onca haiku, onca renga. Ama Genji'lerin romanı, ama Dazai'nin satırları. Bir değil, on değil, 101.001 kez karşılaştık. Güzeller güzelisiniz. Cumhuriyetimizin 97. yılında şiirimizin yaşayan şairlerinden örnekler sunduk. Cumhuriyetimiz çok yaşasın. Şiirimiz çok yaşasın.